Mehmet beni yaşatacak. Mehmet beni yaşatacak. Al. Mehmet'in yaşatıyor seni. Hala Allah aşkına üstüme gelme, olur mu? Ne olur üstüme gelme ya. Değil üstüne gelmek. Tepene binsem ne olacak bu saatten sonra? Evlendin. Nikah kıydın. Evimiz yandı. Al. Al işte. Sıkıştık kaldık bir kapıcı dairesine, milletin deliğine. Ya hala sus. Ya ne olursun sus ya. Ya aklımı yitireceğim. Ya Feriha'ya o yüzüğü kim taktı? Ya kim takmış olabilir ki? Ben nereden bileyim be kızım? Seher, gel şu yüzüğü satalım. O ana kızla o yüzüğü sana yedirecek göz yok. Gel vakti kerahatinde kaçalım buradan. Satalım başımızın çaresine bakalım çocuğum. Küçük düşünüyorsun hala. Yine her zamanki gibi çok küçük düşünüyorsun. İyi, sen büyük düşün o zaman. Ne yapacağız? Ya sen olanların farkında değil misin ha? O anne kızın o yüzüğe nasıl baktıklarını görmedin mi? Mehmet o yüzüğü sahte zannediyor. E onlar gerçek de diyemiyorlar. Niye? İyi de kız ne yapacağız peki? Sen dur. Feyyaz'ı mı arıyorsun şimdi? Aradığınız numara kullanılmamakta diyor. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Herife panter gibi saldırmadan evvel düşünecektin bunları. Benim bir şey yapmam lazım hala. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Senin bu yüzüğü satman lazım Seher Hanım. Ya sat da kurtulalım kızım şu delikten. Tamam ya, panikletme beni. Bir sakin ol. Bak şimdi ben Feyyaz'a gideceğim, tamam mı? Çeyizciye. Önce benim onu geri almam lazım. Sonra da gideceğim yüzüğü bozduracağım, tamam mı? O aldığımız parayı da bankaya koyarız. Feyyaz bize bakarken o para da orada durur. Ona hiç dokunmayız. Ben seni arayacağım, tamam mı? Sonra da beraber kaçarız. Pırlanta bozamıyoruz. Ayrıca böylesini buralarda zor bozdurursunuz. Bunun için kapalı çarşıya gitmeniz lazım. Orada bile hakkını alamazsınız. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ya hala dükkanı falan kapatmış gitmiş diyorum. İşte kaldık dımdızlak. Kaldık dımdızlak orta yerlerde. Seher. Ay o adam kim bilir nereye, hangi deliğe girmiştir ayol. Bizim buradan gitmemiz lazım kızım. Acilen çıkmamız lazım buradan. Ay kolaydı. Öyle senin benim bildiğim mahalle kuyumcuları bozmuyor bu yüzüğü işte. Kapalı çarşı. Seher, kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanlarına gidelim. Ay Zehra, vallahi içim acıdı o kızcağıza ya. Babası da öldü, o analığın yanına kaldı. Ay abla, ama hepiniz ayakkabıyı buraya bıraktınız ya. Ama üzüldük işte. Abla benim de içim yanıyor ama ne yapacaksın işte ya. Taksirat. Oh. Efendim Tülin Hanım. Zehra, 1-2 saat sonra sen Emre'yi çıkar mısın? Taziye ziyaretleri için yardım gerekiyordu. İyi, geleceğim, tamam. Zehra, yemeğe çıkacaksak yardıma ben şurada gireyim de yemekleri yapıvereyim hemen. Olur abla, yaparız şimdi. Anne, boğazım ağrıyor. Ya, ben sana sabah demedim mi atletini giy diye? He? Niye atletini giymeden gittin? Bak ay ateş gibi yanıyor. İşte yaramazlığın sonu. Ya bırak elindekini. Halası yaramaz değil benim oğlum, artık söz dinleyecek. Abla. Ha. Ya ben bir sağlık ocağına gideyim Feriha'yla da. Siz çıkıverin Gülsüm'le yukarı, olur mu? Olur, çıkarım tabii canım. Ya siz de kusura bakmayın artık. Yo yo, bir başınıza olmaz. Ben Veysel'le konuşurum. Adamların başında o dursun. Biz götürürüz, hadi bakalım. Biz beraber götürürüz, hadi bakalım. Toparlanın. Ne de ceketin yok üstünde. Al şapkanı şeyini burada. Ne şurada?